6 yaşlarında falan. Alıyorum evinde birebir maç yaptırıyorum. İşte bakıyorum yeteneklikle inanılmaz şeyler yapıyor. Sonra top sektirmeye dedi. Yap dedim. Sektirirken işte 3-4 sayıyordu, 4-5 sayıyordu derken her saymasına atıyorum 10 saydığı zaman 10 TL. O zamanın parası 10 kuruş veriyordum ben, 10 TL. Sonra kendini geliştirdi işte. Evin önünde birebir maç yaptırdığında daha sonra ben sokağın başına çıktım diye bakın 3-4 tane çocuk sıraya koymuş. Bundan sonra herhalde dedi Emre burada kalacak dedi. Nasıl dedim? Orada bir şey söylemişler ona. Neyse ben o esnada oturuyorum bir baktım beni çağırdılar. Yukarı seni çağırıyor dediler. 10 dakika Emre'yi izleyip kalktılar. Recep Mamur, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. O da onun şeyi görmesini istiyordu. Barcelona'ya Emre'nin imza attığı günü görmesini istiyordum. O da işte bu 7-8 yok bir sene oldu vefat edeli. Onu görmesini istiyordum tabii ki. Olmadı. Barcelona atkısını 2017'de Barcelona'ya bizi davet ettiğinde Arda'nın maçını izlemeye gittiğimizde almıştım. Bundan sonra dedi Emre bizim evladımız bu da kalacak. Kayseri'de kalacak. Dedi ne iş yapıyorsun? Dedim börekçiyim dedim. Süleyman Urmay'a dedi börekçiyim dedim. Dedi ki ne? O zaman senin böreklerini yeriz burada. Dedim ben tezgaha bakıyorum dedim işte. Dedim halde dedim börekçiydim Mersin halinde. Olsun dedi. Bundan sonra dedi evinizi buraya getireceğiz, buraya alacağız. Dayalı döşeli ev verdiler o zaman. Maaş verdiler. Sadece dediler ki ne? Sen çocuğuna ilgilen. Daha onu da bilmiyordum. İlk gol atan en genç golcüsü olduğunu o anda hissedemiyordum. Çünkü o anda o golü yaşıyordum o anda. İşte ağladık biz hep beraber sarıldık birbirimize ağladık orada. O duygu yani tarifi biçilmez yani çünkü biz geçmişimizi yani şöyle geçmişi hayal ederek ağladım orada. Çünkü yani o şartları, o zorluk şartlarının içerisinde. Bir gün beni aradı Ahmet abi dedi ki ne Hayrettin dedi gel dedi İstanbul ailenle gel dedi. Biletlerinizi alıyoruz dedi hemen geldim. Hanımla gittik. Emre de o zaman milli takımdaydı. Milli takımdan o da dönüp İstanbul'a inecekti. Biz orada üçümüz buluşacaktık yani Ahmet Bulut onlar buluşacaktı. Evrakları çıkarttı. Masanın üzerine bir şey Ahmet Bulut tam böyle bir koydu. Şöyle bir çevirdi. Şöyle bir baktı. Barcelona yazıyor. Ahmet abi dedim Barcelona mı dedim. Evet dedi Barcelona dedi. O da biraz duygulandı o da. Çünkü 6-7 aydır Berna Başkan'la o çok uğraştılar. O anda ağladık, duygulandık, şey yaptık. Çünkü niye? Geçmişe baktığın zaman biz neler çektiğimizi ve düşünsene 8 yaşında bir çocuğun peşine gidiyorsun. Bunlara değdi yani. Biz bütün fedakarlıklarımızı, Emre'nin de, hanımın da, çocuklarımın da bütün fedakarlıkların sonucunu aldık. O anda hani sözleşmeyi de önümüze koyarken tabii ki biz hepimiz bir anda birbirimize baktık yani şok olduk. Emre'nin o anki heyecanını tarif edilemezdi yani duygusunu tarif edilemezdi. O hikaye, biz de o hikayenin kervanına katıldık. Bizim de hikayemiz olduğuna ve bugün bir yere Emre Barcelona'ya gitti. Şu anda yani hayal ediyorum bir anda önce ağladık, giderken de ağladık. Havalimanında da karşıya gönderirken ağladık, eve geldik ağladık, yolda ağladık. Ama sonra dedim ki ne? Ya Hayrettin dedim, sen dedim bunlar için yapmadın mı yani o kadar emek, o kadar yani bugüne kadar verdiğim mücadele bu değil miydi dedim kendi kendime. Sonra da dedim ki ne ya dedim. Hanım da her gün her gece ağlıyordu. Ondan sonra dedim ki ne. Ya yeter dedim artık.
Çünkü biz bu yol için, bu mücadele için kendimizi, hayatımızı, her şeyimizi ona adamıştık. O formayı onun içinde görmek bizim bütün hayallerimizin tescili oldu yani o anda. Burası da benim bahçem. Emre'den sonra artık bahçeyle uğraşacağım.